alışveriş yapmıştım, işte kar pantolonu almıştım, eldiven almıştım vesaire vesaire. Ve şimdi de bunları test etmeye kar tepeye gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Gidip kızak kayacağız. Defne! Defne karı hatırlıyor mu bilmiyorum. Defne kar. Kardan adam yapmaya gidelim mi? Hı hı. Aa, Defne de uzun süredir karla oynamıyordu. Çok çok heyecanlıyım kızak kaymak için. Şimdi gidip üstümü giyineceğim. O yeni aldığım ekipmanları giyeceğim. Gerçekten çok ani bir karar oldu. Saat şu an 12:10 falan. Ve inşallah yolda trafik yoktur. Yoksa çıkmamız 1,5 saati bulur. Daha önce yine bir pazar günü gidelim demiştik ve geç çıkmıştık. Sonra 1,5 saat sürmüştü yol. Bakın şimdi. Sihirle giyineceğim. Hazır mısınız? 1, 2, 3. Giyindim. Bu kar pantolonunu giydim. Üstüne de böyle baya baya kalın bir şey giydim. Şimdi aksesuarlarımı takacağım. İşte çorabımı giyeceğim. Boyunluğumu takacağım. Ve eldivenlerimi takacağım. Öyle. Hadi hazırlanalım. Öncelikle çok uzun bir çorap bulmam gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki ayaklarımıza kar girdiğinde çok üşüyoruz. O yüzden kalın ve uzun bir çorap lazım. Buldum. Çok kalın değil ama uzun bir çorap buldum. Şimdi bunu giyeceğim. Kar pantolonun içine bir şey giymedim. Çünkü zaten çok kalın. Ve içine de bir şey giyersem hareket etmek çok çok zorlaşır. Buldum. Çoraplarımı da giydim. Şimdi boyunluğumu takıp saçımı toplayacağım. Çünkü saçım dağınık oluyor. Yani böyle salık bırakınca çok dağılıyor. Yüzüme geliyor. Vesaire vesaire. Boyunluğumu taktım. Şimdi toka bulalım ve saçımı toplayalım. Şimdi tutarım. Fotoğraf çekeceğim için düzgün toplamaya çalışıyorum. Sıkı sıkı saçımı da bağladım. Şimdi aşağıda da montum var. Montumu da giyeceğim. Ve ben hazırım şu an her şeyimle. Bakın. Evet arkadaşlar, şimdi dışarı çıktık. Yani şeydeyiz. Binadayız çünkü çok terledik. Hüseyin de çok sıkı giyindi. Gidiyoruz. Pazartesi günü matematik sınavım var ve hiç çalışmadım. Karla oynamaya gidiyorum. İlkinden de 40 almıştım. Ne olacak bilmiyorum. Ağlayabilirim. Kuşum, çok tatlı olmuşsun sen. Ay çok uykum geldi, hemen uyuyayım. Ne uyuması be? Evet arkadaşlar, şimdi Decathlon'un önünde bir daha durduk. Çünkü babam bize kar ayakkabısı almak istemiş. Aslında benim botum vardı ama su geçiriyordu. O yüzden babam da su geçirmeyen, kar geçirmeyen bir bot almak istemiş Hüseyin'le bana da. Defne'ye de tulum almışlar kar su geçirmez yine. Şimdi babamı bekliyoruz, kasadaymış. İnşallah güzel bir şey almış. Şu an yoldayız ve babamın bize aldığı kar şeyini denedim. Benimki pembe, seninki siyah. Arkadaşlar öyle. Ben de otuzu atıyorum ablamca. Senin zaten su geçirmez şeyi vardı. Botu ama yine daha almış baban. İncecik değil ama kısa. İşte kısa. Kısaydı, bu daha uzun. Öyle yani, bakalım neler olacak. Şu an yoldayız ve hiç kar yok yolda. İnşallah tepelerde biraz kar vardır yani. Ama daha tam çıkmadı. Bir de şu an ısı 9 derece. Bilmiyorum yukarılarda ne olacak. Bu arada kestane ağacı görürsem kestane de toplamak istiyorum. 3 derece, tam olarak çok kar yok ama yine de bayağı var. Üstlere doğru çok daha fazlalaşacağına inanıyorum. Bakalım neler olacak. Babam bize böyle bir şişe verdi yola çıkmadan önce. Gayet sıkabiliyorduk. Şimdi bakın, hava basıncından dolayı içine hiç, yani içindeki hava basıncı onu sıkmamızı engelliyor. Böyle yani neredeyse patlar yani. Bir uçakla yukarı çıkardığınızda da patlayacak durumda. Bayağı şişti. Bakalım aşağı giderken de içindeki havayı boşaltıp deneyeceğiz. Ne olacak? En yukarı çıkmak istiyoruz ama bakalım çıkabilecek miyiz? Saat 14:23, 5 derece ve karın durumu da bu şekilde. Bakar mısınız manzaraya? Kartpostal gibi duruyor. Ağaçların hepsinin üstünde çok güzel karlar var. Gerçekten umarım oraya çıkabiliriz birazdan. Çok güzel duruyor çünkü. Çok heyecanlıyım. Defne, sen de heyecanlı mısın? 3 ve kar şeyi geldi. Bakın ne kadar güzel görünüyor. Artık çok az kaldı en tepeye çıkmamıza. Saat de 14:29. Ay pardon, 14:30 oldu. Yani çok aslında uzun sürede çıkmadığımız için seviniyorum. Çünkü çok az bir süre kaldı. Bakar mısınız? Kaç metre kar var? Bence 1 metre vardır.
kafamı karın içine sokacağım. Allah kahretsin. Açtım şu ağzımı ve bakın yol sıkıştı. Ta 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 ta. Bir daha şu ağzımı açmayacağım. Bu arada güncelleme yapalım. Su şişemizi görüyorsunuz. Tüm gücümle şey yapsam bile olmuyor. Hiç büzülmüyor. Bayağı güçlü. Patlayabilir. Artık beyaz renk dışında başka bir renk göremez olduk gerçekten. Çok güzel her yer. Trafikte sıkışıp kaldık. Evet arkadaşlar, şimdi otopark parasını ödedik ama hala trafikteyiz. Ağaçlar çok güzel. Annem Defne'yi giydiriyor. Bakayım anne Defne'ye. Bakayım anne. Aa, Defne çok güzel olmuşsun. Sen de çok güzelsin Hüseyin. Artık varamak istiyorum. Hala 2 derece. Varmak üzereyiz. Kaporta! Evet arkadaşlar, şimdi otoparktayız. Çıktık arabadan. Her yer çok güzel, bembeyaz ve biz şimdi kızak kiralamaya gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Bir an önce kızak kaymak istiyorum. Bakın, bidon. Şimdi bidonu açacağız. Ama açamayacak. Aç, açıyorum. Aç. Oha, işim de öyle bir. Baktı mı? Evet, demin hiç sıkılmıyordu. Burada yabancılar da var. Farklı konuşuyorlar. Hüseyin, şurada kadar dokunalım mı azıcık? Gel. Biz bize kurulmuş tuzak gibiyiz. Şimdi bu makineyi keşfettik. Aslında binebiliyormuşuz parasını verdiğimiz için. Ama bilmiyorduk. Geçen sene çalışmıyordu bunlar. Böyle biz bırakıyoruz, kendimiz çıkıyoruz. Aa, babam da orada. Böyle hiç taşımakla falan da uğraşmıyoruz. Çok iyi. Biz şimdi Defne'ye gideceğiz. Defne gel canım. Gel. Ama şöyle tepecikler var, böyle tık tık görüyorsun, kafan acıyor. Üşümedim ama yani yoruldum, çok yoruldum. Bir de şuradan çıkıyoruz yani banktan. Ona rağmen yoruldum ama güzel, çok iyi. Demin bir tane de kadın 20-30 yaşlarında böyle buradaydı. Böyle ama düşüyordu hep. Sonra çocuğu onu böyle arkadan tuttu işte. Düşmedi. O sırada çocuk kendi kağıdını bilet kağıdını alamadı çünkü ne zaman elini bıraktı, ailesi düşüyordu. En son bilet kağıdı şuradaki deliğe bir düştü. Ben de alamadım çünkü elimle kızağı tutuyorum. Bir şey yok.
Biniyoruz, hem kamerayı tutup hem de çekmeye çalışacağım. Başlıyoruz. Allah! Telefon ateş edeceğim. Baba! İmdat! Fren yapamıyorum. Hayır! Baba gördün mü? Şeye çarptım. Çok üşüdüm. Ay elim üşüdü. Ay deli gibi acıktım. O yüzden yemek yemeye geldim. Yemek yiyeceğim. Bakın kar var. Şimdi bir ortamdayız. İçerisi çok güzel, dışarıda kar yağıyor ve biz de yemek yiyeceğiz. Arkadaşlar düşüyormuş gibi fotoğraf çekmeye çalışırken inşallah gerçekten düşme. Çünkü çok bayıl, korkuyorum. Kurtarın beni. Nerede kurtar, düşüyorum. Gel. Kayıyorum. Baba fotoğrafını çektin inşallah yukarıdan. Yok. Ya baba o yukarıdan fotoğrafını çek. Ben düşürmedim Duruyor. Şimdi mısır alalım dedik. 3 tane şöyle küçücük bardak mısır 30 lira ödedik. Ne? Evet. Şu 3'ü 30 lira. Otopark parası. Arkadaşlar stola bakın. Hani bir daha yap. Güzel. Anne. Bekleyin. Bak şimdi. Çıkarayım mı? Tamam bir dakika. Kamerada görünüyor. Anne. Defne benim mısırım bitti. Bana mısır verir misin? Azıcık. Lütfen. Ama lütfen. Ama canım çekti. Ama lütfen. Nerede? Hadi azıcık. Evet, eksi bir. Vay be. Yine yol kenarında bir yerde durduk. Bayağı insan var. Çıkardım. Hemen gidelim. Yok! Sen sağda gelsene.
çok güzel geri dönüyoruz ve hala -2 derece. Ve eldivenimi bulamıyorum. Umarım kaybetmemişimdir çünkü onlara 70 lira verdim. Bir tanesi burada mı? Bir tanesi var işte. Defne de çok beğendi bugün değil mi? Arkadaşlar bir anı aldım bakın. Kartepe suyunu aldı akıllı.